Değerli müşterimiz, 30 yıllık tecrübesi ve uzman kadrosuyla Ata Yatırım'ın sizler için hazırladığı gündem notlarını dinliyorsunuz. Günaydın arkadaşlar. Hepinize güzel bir Perşembe günü diliyorum. Bugüne başlarken piyasalarda daha olumlu bir seyir var. Hatırlayacaksınız, dün Ukrayna'nın bazı koşulları kabul edeceğine dair hem Cumhurbaşkanı Zelenski'nin hem de Genelkurmay Başkanı'nın söylemeleri, işte NATO üyeliğinde ısrarcı olmayabilecekleri ve doğudaki üç eyaletin tanınması konusunda ve Kırım'ın da Rus kontrolünün tanınması konusunda daha yapıcı olabileceklerini söylemişlerdi. Bugün biliyorsunuz Antalya'da önemli bir bizim organize ettiğimiz Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun da katılacağı Rus ve Ukrayna Dışişleri Bakanlarının bir araya geleceği önemli bir toplantı var. Buradan yeni bir sonuç ya da yeni bir ışık umarız çıkar. Tabii ki bir çözüm adına. En azından bombalama savaş durumu durur diye ümit ediyoruz. Tabii bunlar piyasalar için son 2-3 haftada çok karışık dönemlerden geçtik. Bunların da en ufak bir umut ışığı piyasalara destek oluyor. Bizim piyasalarımız her şeyi en çabuk negatif veya pozitif en çabuk fiyatlayan yerler. Dün Avrupa piyasaları tabii ki çok daha fazla tepki verdiler. Yani DAX'la FTSE'de %8'lere varan yükselişler yaşandı. Çünkü zaten bu dönemde onlar en çok düşmüşlerdi. ABD piyasaların yükselişleri daha limitliydi. ABD varlıkları daha korunaklı kaldılar. Çünkü Rusya'ya neler oluyorsa olsun ekonomik bağları daha ölçek olarak küçük olduğu için Avrupa'dan daha korunaklı kalmışlardı. Bugün de o yüzden baktığımızda dünkü yaşanan hızlı ralliden sonra ABD vadelilerinin hafif eksi olduğunu görüyoruz. Dün biraz katılabilen tüm bu ralli daha sonra başlamıştı. Asya vadelilerinin kuvvetli seyrettiğini görüyoruz. Japon endeksinin %3,5 yukarıda. Çin endeksi de %2 nokta yukarıda. Biz de hatırlayacaksınız bu dönemi aslında daha korunaklı geçirmiştik. O yüzden hani ben bugün pozitif bir başlangıç yapacağımızı bekliyorum. Umarım bu birkaç defa döndüğümüz 2060 seviyesini kırıp onun üzerinde kapayabiliriz. Onun üzerinde kaparsak da zaten ben gerçekten daha olumlu olacağım. Ama tüm bunlara bakarken de şunu unutmamakta fayda var. Bugün bir pozitif adımlar olsa bile Rusya'yı alan yaptırımlar gelecek hafta ortadan kalkmayacak. Yani biz 1 Şubat tarihine dünyada geri dönmeyeceğiz. Bunların bir takım yansımalarını yaşamaya devam edeceğiz maalesef. Ve bu da işte dediğim gibi çeşitli piyasalarda, çeşitli emtia fiyatlarında arz ve lojistik problemlerinden yaşanan sıkıntıların olmasına devam edecekmiş gibi gözüküyor. Çünkü Rusya bir süre daha, uzun bir süre daha birçok noktada dünya ekonomisinden izole edecek. Her gün yeni şirketler Rusya'daki operasyonlarını askıya aldıklarını ilan ediyorlar. Bu da hemen gelecek hafta geri çevrilecek bir karar değil. Bugünkü sonuç çünkü dediğim gibi o kadar dramatik bir şey olmayacağı için dediğim gibi benim inancım Rusya'nın ki onu da yapacağını düşünmüyorum ama tüm bu savaşın bedelinin Batı Ukrayna'nın yeniden inşasına kadar gidene kadar olan dönemde Rusya'nın köşede tek ayak üzerinde bekletecekler diye tahmin ediyorum. Çünkü dediğim gibi daha önce dünya tarihinde görmediğimiz boyutta İran en büyük örnekti ama ona yaptırılan yaptırımların çok ötesinde yaptırımlar uygulandı. Bizim için dediğim gibi ben petrolün düşmesini istiyorum. Ülke olarak bizi çok negatif etkileyen bir şey bu. Baktığımızda
Ocak ayı ortalaması Brent'in 86 dolardı. Şubat 94 geçmiş. Mart ayında da 115 dolar olmuş şimdiye kadar. Sene başından beri ortalaması 94. Sene başına başladığımızda bu sene genel olarak tahminler Bloomberg'de çeşitli büyük dünyadaki yatırım bankalarının da tahminleri, Uluslararası Enerji Ajansı'nın tahminleri kabaca 90 dolar olmasıydı. Şu anda üzerinde bu fiyatların çok altına gelmesi için dediğim gibi 100 dolarların aşağısına gelmesi lazım. Bizim açımızdan niye önemli? Şimdi birincisi dediğim gibi ben cari açık tarafından bakıyorum. Bir de hayat pahalılığı açısından bakıyorum. Cari açık yarın bizim Ocak verimiz gelecek. Ocak verimize baktığımızda 7.3 milyar dolar bir cari açık bekleniyor. Şimdi tabii ki kimse biz Ocak ayındaki cari açıkta ya da enerji faturamızı o ayki spot Brent fiyatıyla almıyoruz. Daha önceden yapılmış anlaşmalar ki takdir edersiniz de o gözle baktığınızda büyük bir ihtimalle o ay oluşan enerji faturası aslında daha geçmişte yapılan kontratlarla olan faturaların ödenmesi. O yüzden daha düşüktür. Yani şu anki fiyatlarla daha yüksek bir şey ödüyor olmamız büyük ihtimal. O yüzden cari açık açısından petrolün yüksek kalması bizim açımızdan çok negatif bir şey. Diğer taraftan da dediğim gibi işte dün 25 liraya çıkıyordu galiba, artık o zaman iptal oldu 25 lira mı bilemiyorum, takip etmiyorum ne kadar. Ama tabii ki ulaşım sektörünü de ve ekonominin her yönünü de çok negatif etkileyen bir şey. İşte Ankara'da özel halk otobüsleri durmaya karar vermişler. Yani haksız diyebilir miyiz? Diyemeyiz tabii ki. Yani %40 artıyorsunuz. Siz ne yapıyorsunuz? Oradaki satış fiyatınız, bilet fiyatınız, bilet fiyatınızda hiçbir değişiklik yok. 7,5 liradan sonra işte ne oldu, ne kadar bir kere değişiklik olmuş galiba. Yani tamamen zararına operasyon. Hiç kimse hiçbir işi yapmaz. Bakkal olsanız bile dükkanınızı açmazsınız. Negatif bu kadar kendi cebinizden para harcayarak. Negatif etkileri var. O yüzden petrolün düşmesi bizim açımızdan daha iyi ama daha da geriye gelmesini bekleriz. Çünkü dediğim gibi seneye başladığımızda ve oluşturduğumuz rakamlarda bu Brent rakamları kesinlikle kullanılmıyordu. Bizim açımızdan dediğim gibi cari açık bir, ikincisi de hayat pahalılığına yani enflasyona etkisi açısından önemli. Baktığımızda bugün önemli ABD'de TÜFE rakamları açıklanacak. Saat Türkiye saatiyle saat 4.30'da. Aylık beklenti %0.5, yıllık enflasyonun %7.9'a çıkması bekleniyor. Ama bu olayların gelişmesinde burada bir hani 8'in üzerinde 8.3, 8.4 olması özellikle ABD piyasalarında biraz daha dalgalanmaya yol açabilir. O yüzden hani pozitif başlayabiliriz ama öğleden sonraki bu gelişmeler ya da işte dediğim gibi çok somut bir şey çıkmaması bu toplantıdan yine tekrar bu 1-2 günlük olumlu havayı değiştirebilir. Bir de benim görüşüm tabii ki bu bizim son dönemdeki iyi gidişimizde özellikle emtia bazlı ve demir çelik şirketleri, Ereğli gibi endeksin üzerinde çok etkisi olan şirketlerin bu tip bir günde işte atıyorum iş eğer bakış açısı biraz daha normalleşiyor gibi diye düşündüğünüzde onların biraz daha zayıf kalması şaşırtıcı olmaz. Bankaların biraz daha iyi olması beklenir. Günlük trade açısından dediğim gibi bu uzun veya orta vadeli bir görüş değil ama son dönemdeki iyi perform eden bu hisseler biraz daha zayıf kalırlar diye tahmin ediyorum ben. Bankalar biraz daha iyi olurlar. Onun dışında benim de gördüğüm, sizlerle de paylaştığımız bu Arçelik'in hisse geri alımında toplam miktar 2.4 milyardan 3.3 milyara yükseltilmiş. Orada da 7, yani 2.2 milyarı kabaca kullanılmıştı zaten. 800 milyon liralık yeni bir, yani 200 daha önceden kalan 600 de yeni eklenenle birlikte 800 milyon liralık bir bütçe daha oluşuyor. Kabaca bugünkü 55 fiyatının aldığını düşünürsek 14 milyon ise onu da alırsa bu fiyattan düşündüğümüzde 81 milyon, 82 milyon ise neredeyse daha önce ilk başladığında
piyasada bulunan hisselerin yarısını almış olacak. Yani Türkiye sermaye piyasasındaki en başarılı geriye alım programı gerçekten hiç değiştirmeden devam ettiler ve kendi hissedarları için de değer yarattılar bu dönemde. Bence kesinlikle temettüden daha başarılı bir sonucu olan bir aksiyon Arçelik. O yüzden yönetimini kutlamak lazım. Benim söyleyeceklerim bu kadar arkadaşlar. Hepinize iyi çalışmalar. Herkese günaydın. Piyasalara baktığımızda dün yeniden 2050-2060 çıkmazına bir girdik ama bir satış baskısı geldi yine. Bugün için küresel piyasalardaki yaşanan pozitif hareketlilik, işte jeopolitik risklerin biraz daha azalıyor olması, diyalog yoluna girecek olması umut verdi piyasalara ve hem işte Avrupa tarafında hem AB tarafında ciddi alımlar gördük. Uzak Doğu piyasaları da gayet pozitif. Endeksin yeni güne pozitif başlayacağını düşünüyoruz. Açılışın ardından 2060 seviyesi takip edeceğimiz direnç noktası olacak. Bu noktayı 3 ay içerisinde 6-7 defa test etmemize rağmen kıramadık. Üzerinde kalıcı bir hareketlilik göremedik. Bu noktayı test edeceğini düşünüyoruz açılışın ardından. 2060 seviyesini kırması durumunda 2075 ve 2100 seviyesini takip ediyor olacağız endekste. Kısa vadede hedef değerimiz 2100 olacaktır. Bu noktaya doğru yükselişler devam edebilir. Fakat daha demin Batuhan abinin söylediği gibi eğer bu görüşmelerden somut bir şey çıkmazsa ve daha da durum kötüsü, o zaman tabii ki bu son günlerde yaşadığımız pozitif hareketliliğin bir kar satışı gelir. Ama şu an için en azından endeksin yeni güne pozitif başlayacağını söyleyebiliriz. Dün altını çizmiştik. Koç Holding iyi bir noktadaydı ve dönüşlerini gerçekleştirdi. 5 günlükte ortalamasının üzerleri kapanış gerçekleştirdi. Burada yükselişlerin 32'ye kadar, 32-32-50 bandına kadar devam edeceğini düşünüyoruz. Sabancı Holding yine aynı şekilde 16'lar hedeflenebilir bu tarafta. Bankalardan Akbank dün iyi bir dönüş gerçekleştirdi. Bu tarafta 7.30'lara doğru bir hareketlilik beklenebilir. Garanti yine bugün perşembe, biliyorsunuz ki her perşembe olduğu gibi SPK'dan onay gelecek mi beklentisiyle olumlu hareketlilik gösterebilir. Burada da direnç noktamız 12 seviyesi olacaktır. Son günlerde çok satış baskısı altında kalan, dün bir miktar daha pozitif bir kapanış gerçekleştirerek 5 günlük ortalamasının üzerinde kapatan TOFAŞ değerli yatırımcılar. Burada olumlu hareketlerin hızlanacağını düşünüyoruz. Hem teknik indikatörler al vermeye başladı aşırı satım bölgesinden, hem de grafik olarak bir dönüş sinyali alıyoruz burada. TOFAŞ'ta yukarı yönlü hareketler hızlanacaktır diye düşünüyoruz. 77 seviyesi kısa vadede ilk etapta takip edeceğimiz bölge olarak karşımıza çıkacaktır diye söyleyebiliriz. Bunun dışında şişe tarafında dün yükselişler devam etti. 50 günlük ortalaması olan 13.60'a kadar yükselişlerini sürdürdü. Buradan bir geri geldi. Bugün yeniden bir hareketlik yaşanması olasıdır diye düşünüyoruz. Bu tarafta 13.40'lar takip edilebilir diye söyleyebiliriz. Genel olarak benim şirketlerimde bugün bu kadar da pozitif bir güne başlıyoruz. Herkese iyi seanslar diliyorum. Bu kayıtta yer alan yatırım, bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Sağlıklı ve bol kazançlı günler dileriz.